koyduk mu? Lan bir koysan şuraya, birazdan alacağım zaten. Heh. Temiz burası. Alanda kimse yok. İki tane şuraya. Üç tane bu tarafa. Niye beceremedim ben? Yanlış tuşa mı basıyorum? Heh. Yanlış tuşa basıyormuşum herhalde. Takviye nereden geliyor? Allah has. Has ya. Takviye senin geleceğin yere tutayım ben. Affedersiniz arkadaşlar. Ne geldi? Tüfekçi geldi. Çabuk dizil. Arkadan çabuk bu tarafa. Geç geç geç. Koy şunlara. Siz de şuraya geçin de. Ya öyle yanlış yerlere yanlış zamanlarda birlik geliyor ki. Geç şuraya geç. General sen arkada dur. Tamam. Oldu sonunda. Ayarladım. Oğlum adamlarla tüfeğe tüfek girmeyin abi. Herifler tüfekle bizi biçer biçer. Size şuraya gelin diyorum. Emir dinlemiyorsunuz. Bir de general olacaktınız. Al işte. Git. Vallahi. Orada onlar güvende dedim. Buradakileri bir halledeyim de. Sizi şuraya alalım. Ya da dur ya. Çok tehlikeli ortalık. Ya ben, bizim sizde bir işimiz yok. Hocam siz bu tarafa gidin. Bu tarafa bak, burada bir ordu daha var orada. Gidin oraya ya. Bunlar da üstüne alınıyor yani, biz bunların üzerine gittikçe buradan geliyorlar çünkü. Ya bizim sizde işimiz yok. Ya siz gidin bak, şurada bak ne gözüküyor, bak kocaman ordu var. Aha. Sakın. Ben yanlış fili buraya çekmişim o yüzden ya. Neyse. Son anda iyi fark ettim. Bak orada kocaman Babil ordusu dururken burada küçük birliklerle savaşın bakalım siz. Aslında şunlara girsek bitiririz bunları da. Riske atamıyorum. Geçin abi geçin. Şunları arkadan dolaştıracağım. Süper bir şey yapmayı planlıyorum. Girerseniz gideriz. Aha giriyorlar. Biz de gideriz. Ah.
Hadi arka aslanlarım, hadi aslanlarım. İngiliz sömürge sanamak için. Haydi yiğitlerim. Vurun. Doldurun tüfekleri. Şunları şöyle biçeceksin aslında. Oradan dürtüyorlar ya, riske girdi. Direkt koş, hücum, direkt hücum. Hiç beklemeden. Cephemizin gerisi sıkıntıda. Neyse, daha bizim takviyemiz var. Lan oğlum saldır. Manyak. Da aynı koşuş hızıyla diyemedim. Aa, atlıymış. Geri. Doğradılar herifleri ya. Gitme, vazgeçtim. Vazgeçtim, gitme. Şuna da. Herifler bildiğin güzelim ordunun içine etti. De daha oradakiler var. Yiyorsa oraya gidin bakalım. Orada neler yapıyoruz biz size. Aha. Gücünüz anca zaten buradaki küçük birliklere yetiyor. Tamam. Göreceksiniz sizi, öttüreceğim sizi birazdan. Bakalım güzel ötüyorsunuz mu? Yalnız generalimiz öldü, Allah rahmet eylesin. Bir general daha olduğu için sıkıntı yok bana. Oraya niye o kadar gittik ki biz ya? Bak bu iki seferdir generalleri kesip kesip duruyorum, bir daha saldırmayacağım. Savaş riske giriyor çünkü. Evet, takviyemiz de bitti galiba. Oraya gidip de nasibini alanlar var. Ya da bir dakika, onlar kaçarak herhalde. Neyse. Of, çok fena koyuyorlar ya, çok acı. Şuradan da alırım, şuradan. Dur ya da vazgeçtim. Gel buraya gel. Her yerden dağıttılar. İngilizler güçlü abi. Daha bizim buradaki ordumuz sıkıntı yok da. Ya ne ara buraya gelecekler? Burada bildiğin düşman için bekliyor, bizimkiler bekliyor. Gelsinler de yok edelim. Şuna bak, artistik yapıyor. Bunlar bir ölsün. Yapacak bir şey yok zaten. O çekilince yerine diğeri geçsin. Böylelikle devamlılık sağlayalım.
Evet, devlette devamlılık esastır. Görüldüğü üzere devamlılık var yani. Bir türlü çekilmeyen birlikler. Yapıştır baba. Koy tüfeği. Oh, yarasın İngilizlere. Darası İngilizlerin başına. Ne diyeyim? Şöyle yapalım. Ya siz nereden çıktınız ya? Geri dönmüşler. Şimdi bu savaş kimin savaşıydı? Yani onlar gelmezse onlar mı kaybedecek? Biz mi kaybedeceğiz? Onu hatırlamıyorum. Biraz hızlı modda gidelim. Herhalde evet onlar bize saldırdı da. Hani savaş kaybederse iki taraf da kaybetti sayılacak mı onu düşünüyorum. Bilinçli olarak kaybedebilirim bu savaşı çünkü. Şey yapmak istemiyorum. Bu orduyla karşı karşıya gelmek şu anda tam olarak istemiyorum. Zaten biz gerekeni yaptık. Yarısını yok ettik ordunun. Ki bizimkinin de yarısı yok oldu. De büyük ihtimalle o kalenin içindeki orduydu. Kalenin içindeki yok oldu. Şimdi savaşı kaybetsek de kaleye girdik mi İş biter. O zaman hızlı geçelim buraya da. Ya ekonomik açıdan çok zarar görüyoruz ya. İki taraf da kaybetti. Bu savaşın bir kazananı yok. Sadece ağır kayıplar verdik. Bir sonraki saldırımızda tamamıyla yok edeceğiz düşmanı. Çünkü biz saldırmadık ya, sıkıntı oldu yani. Biz saldırmayınca. Neyse, sağlık olsun. Acaba bir dakika şu an aklıma bir şey geldi. Şuraya gitsek de bunlara karşı savunsak nasıl bir ordu? Peki burada durum nasıl? Yok yok hiç gitme ya. Ya buraya kaybettiğimiz zaman zaten pardon zaten burasıydı orası. Ve burada sur var tamam, çok güzel. En azından hani şey yaparız. Şansımızı deneriz, zorlarız. Öyle kolay kolay bırakmayız tık diye. Uf, vallahi. Başımıza gelmeyen kalmadı ya. Tur atlayalım artık. Zaten nedense biz şeyin eşiğindeyiz ya. Yani. Batışın eşiğinde gibi durumdayız ama. Şuradan. Geri gidelim de buraya riske at. Hop yanlış şeye bastık. şuradan bizim bakan falan mı öldü? Ne oldu? Hani bu hale geldi ülke. Karışıklıklar olmakta ama burada isyan çıksın hiç umurunda da değil yani açıkçası. Biz işimize bakalım. Ne çıkacaksa çıksın ya. Zaten bir gelir kaynağımız yok. Çekeriz vergileri birazcık biter abi bu iş.
Şimdi iflas eşiğinde kalalım. Gel gel. Gel, parti var burada, gel. Amak İspanyası. İki adet topumuz var. Topları nasıl kullanabiliriz? Düşman bu taraftan gelecek. Eğer buraya koyarsak dürteriz bayağı bir düşmanı. Atlılar da içeride kalmasın, topu korusun. Ama paşa içeride kalsın. Şimdi tüfekçi birlikleri dizelim şimdi. Siz burada duracaksınız. Siz burada duracaksınız. Siz durun burada. Siz burada duracaksınız. Bak. Şu kanat sizde. Burası sizde. Tarafta sizde. Pek gelmezler de buraya. Tamam. Şöyle dur. Ha. Tamam. Toplara çok ters bir yerden geldiler. Ben şuradan gelirlerse diye dedim. Adamlar tam buradan geldiler. Oha, oha, oh. Bunların nasıl bir topu var ya? Özel olarak kuşatma topu falan mı getirmişler? Şöyle koyalım da riskli olmasın. Lan. Oğlum bizim surlara niye vuruyorsunuz? Bize atışı serbest yapalım ben. Hep şuralara vurmuşlar ya. Şu uzağa koyabiliyorsanız oraya. Onu da vuramazlar da neyse. Tamam. Ha, koş. Oh, yetiştiler. Tamam, onlar onu halleder. Buradan beklediğimiz taarruz gelmiyor. Bunun nereye gidiyor acaba ya? Burada da askerimiz varmış bizim. Hemen surlara çıksın. Vatan millet Sakarya. Hadi aslanlarım. Çok güzel. Geç 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 geç. Şunlara vurmaya çalışın. Bakın yiğitler. Geçin topların başına.
Görevinizi başarıyla yerine getirdiniz. Şimdi buraya. Şarapnel mermisini yesin bakalım. Kaçıyor mu? Saldırıyorum, kaçıyor evet. Şimdi düşman arkadan vurmaya çalışacak belli ki. Buraya dönmüş. Bir grup kaçıyor. Tamam, düşmanın artık saldırı gücü kalmadı. Bakalım, yalnız %65 olmuş, burada tehlike var. Ama bizimki olduğu kadar kendileri için de tehlike var. Buraya çıkmışlar. Aynı anda buraya çıkmışlar, çabuk takviye. Siz de gelin hatta. Ne var ne yoksa çıksın oraya. Hayallerini yıktım şu an. Siz buraya gitmenize gerek kalmadı, süre çık. Bir sonraki sefer biz buradan gelmiştik, bir önceki seferde. Belli ki %80 hasar var. Ya da seken mermiler buraya geldi. Tamam, orada bir içerisi bunları. %77 olmuş buraya. Çok tehlikeli. Buradan çekiliyorum. Ne, hangi kapı düştü? Hani nereye düştü? Aa, buraya çıkmışlar. Niye siz hiçbir şey yapmadınız? Şuraya koşsun bizimkiler. Tamam, orayı tez vakitte tekrar ele geçiririz. Burayı yıkılacak yalnız. Savunacak adam var mı yerde? Yok. Yani burayı yıkılırsa, içeri geçiş açılırsa çok tehlike olacak. O yüzden siz ikiniz yere geçin çabuk şuraya. Buranın önüne geçin ki yıkılmadan orayı bir savunalım. Şuradan, çünkü şuralar hep açılacak büyük ihtimalle, oradan geçiş oluyor. Aha, bir dakika. Koşun oğlum, koşun. Herifler saldırdı valla. Güzel. Şunları hemen geri atmamız lazım. Püskürtemezsek problem. Vallahi püskürtemiyoruz ve burada olduğu gibi yıkıldı. Şurası açıldı tamamen, gördüğü gibi. Aha. Böyle açık burası yani. Şurada şuradan geçerler de. Neyse. Orada bizimkileri biçecekler var ya büyük ihtimalle. Yetişmeyecek oraya, siz süreye koşun. Çabuk koş 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 koş. Hatta siz de.
Başka nerede ne var? Herifler burada bizi yiyor galiba. Çıkarlarsa hallederiz. Şuna saldırın. Tamam. Püskürttük düşmanı. Sakin olun. Burada müthiş bir direniş yapıyoruz inşallah. Aha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Düşman fırsat bulduğunu düşünerek içeri dalıyor. Siz ne yapıyorsunuz lan? Saçmalamayın. Püskürtelim. Tamam, burada hiçbir temiz. Şuna bunları daldıralım da. Oo, burada problem var. Takviye, takviye lazım, takviye. Burada hala çıkarma olmadığı için oraya takviyeye koşun. İçeri sızmışlar. Artık buradaki taarruz gücü kırıldığı için birliklerin tamamını bu tarafa alıyorum. Çünkü riskli. Nereye vuruyorlar? Buraya. Şimdi buraya mı fokus atmaya başladılar? %3 şuraya falan geliyor. Tamam, sıkıntı yok. Düşmanı değiştik. Şimdi dışarı çık. Vallahi burada da yok ettik düşmanı. Bu kadar başarı beklemiyordum. Anlık strese sokarız. Hani öldüremezsek, biçemezsek bile. O stres onlara yeter ya. Lan ne yapıyor ya? Neyse. Böyle bunlar ne? Amacı ne şimdi? Yani şöyle durmanın daha kolay vursunlar, ölelim falan diye. Neyse. Çok iyi savunduk Paris'i. Ama çok kayıp verdik. Şey yapayım, bunların hepsini indireyim. İnin aga. Siz durmayın orada. Hatta siz de durmayın. Vuramıyorsanız bile gidin dön. Alırız zaten. Toparlan, saldır. De bir taraftan saldır. Tamam. Ne lan? Ara sıra böyle bir videodan dolayı herhalde psikopata bağlıyor oyun. Başka bir yere bakıp gelince düzeliyor. İlginç. Bir bug daha keşfettik.
Şimdi çapraz ateşi aldık. Yani o zamanki değil işte çapraz ateşi. Şu anda yani başka bir anlama geliyor da terim. Yani yalnız burada yiyemeyeceğiz. Yok yeriz yeriz. Bunlar burada yeriz. Çok rahat. Ya tamam vurmayın artık. Yeter ya. Bütün duvarları biçtiniz yeter. Kendi kalemize vurup duruyor. O topçu başına idam edeceğim yeter. Her şey yetmedi. Gücümüz yetmedi. Ama alırız o da ya biz. Hallederiz onu. Şurayı alırsak zaten savaş da bitecek yani. Oh kebap. Aldık ayağımızın altına. Bir bura kaldı. Zaman da bitiyor zaten. Topçularla gidecek değil herhalde ama şu atlı var hani. De bu atlı da getirmez ki korku. Paris savunması bitti arkadaşlar. Kaybımız bir birlik. Düşman kaybı tamam, bütün ordusunu tamam. Oh, hayatımda yaptığım iyi savaşlardan bir tanesiydi valla. Şimdi... Evet, rakamlar yalan söylemez. Düşman kaybı ne kadarmış bakalım. Bizim kaybımız 897 kişi, yine az değil ama düşman kaybının yanında hiçbir şey. 1614 kişi kaybetmiş ve düşmanın bizden daha iyi olduğunu ve daha büyük olduğunu düşündüğümüz zaman bu sayılar yalan söylemez. Ya şu anakaradaki işleri bir halletsek artık şeye geçsek iyi olacak da. Hani tamamen Avrupa'ya geçsek güzel olacak ama maalesef şey yapamıyoruz ki. Şu Hollanda'ya artık bir barış teklifi sunayım, halledeyim, kabul etsin falan yani hiç adam sallamıyor barış teklifi. Bunun sonu iyiye gitmiyor Hollanda için. O kadar diyorum yani Hollanda kardeşim, güzel kardeşim. Yapma diyorum, etme diyorum. Dinletemiyorum kendimi. Of of. Adam lazım adam. Osman da savaşa girmediyse şu anda hakikaten daha nerede isyan çıkıyor? Alsace-Lorraine'de. Bu bir. Dakika bir, gol bir. Neyse. Başka nerede? Yine mi işten çıktı? Siz laftan anlamıyorsunuz. İlla ordu mu lazım? Bir dakika. Burada birlik var mı hiç? Hiç yok var ya, direkt ele geçirir. Bir şunu bir şunu. Şuraya yollayalım. Ya sizin ben. Ta. Başlarım şehrine. Ülkedeki şeyi toparlayamadık ya. Allah. Ülke nereye gidiyor? Gelmiş. Gel buraya. Biraz eğleneceğiz oradan.
Yeter. Estasu tabi dar hizmetkar. Kagali, marş. Kagali. Mehkiler şey marş. Gel alet maap. Hoş ağalı. Mahasire şuru vukri. Evet, alma şansımız var. Dizmekillendi kalabandı. Bir hukum düpara tayalabandı. Ki büyük ihtimalle de alırız. Şuna çekelim buraya. Ne kadar birlik o kadar iyi. Şey iyi olmadı ya. Buradakini de çekeceğiz. Geçelim bundan Anadolu'ya bir. Çok zor dönemler geçiriyoruz ya vallahi bak. Şöyle yapabiliriz. Hollanda'ya. Payment verme de. Peki aynısını şey denesek. Sayın İspanya'ya. Ya bak, bir düşmanı bıraksam tamam. Ama hepsi bir arada gelince olmuyor. Tamam. Bir de şey. Şurayı da verelim. Aslında var ya, ben bunları durdurmasını biliyorum. Ne yapacağım? Ama o kadar savaştık şimdi, boşa gitmesin. Dur, ben ne yapacağım biliyorum. Biraz boşa savaşmış gibi olacak ama. Onu da istemiyor ki. Ne istiyorsun sen ya, ne istiyorsun? Tamam. Evet arkadaşlar, bu bölümlük de bu kadardı. İç problemlerimiz artık iyice had seviyeye ulaştı diyemedim. Artık bundan sonra bölümde iç problemlerimizi halledeceğiz. Hadi görüşürüz, kendinize.